Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok yoğun olduğumdan dolayı bayağı bir süredir video çekemedim, atamadım sizlere ama aklımdasınız her zaman. Sorularınızı görüyorum, yanıtlıyorum DM kısmından. YouTube yorumlar geldiğinde de yine yorumlara gördüğüm zaman direkt cevap veriyorum. Çok merak ettiğiniz bir konu varmış. Onu anlatmak istedim hazır biraz vaktim varken. Sınırları korumak, kendimizin değerli hissetme ya da değersiz hissetme durumu ile ilgili bir bağlantısı var mı diye sorulmuş genellikle. Şimdi sınırları korumak nedir? Öncelikle kişilik nedir? Bundan bahsedelim. Olumlu, olumsuz, bütün özelliklerin içinde bulunduğu bir durumdur kişilik aslında. Mizacımız, karakterimiz, kişiliğimiz hepsi farklı faktörler. Daha önceki videolarımda zaten bunları anlatmıştım. Mizaç nedir, kişilik nedir, karakter nedir? Kişilik özelliklerimiz bizi biz yapan özelliklerdir. Karşı tarafa istemediğimiz bir şey olduğunda hayır diyebilmek, istediğimiz bir şey olduğunda da evet diyebilmek, kendi kişisel özelliklerimizi yani sınırlarımızı, konfor alanımızı koruyabilmekten geçer. Değerli hissetme, değersiz hissetme durumlarıyla da şöyle bir bağlantısı var. Hayatımızda olan, hayatımızda belli bir rolü olan kişilere yüklediğimiz anlamlar ve bu anlamlara göre sınırımızı bazen ihlal etmelerine izin veriyor olmamız ya da asla izin vermememiz gerektiğinin farkına varmamızla alakalı. Biz karşı tarafa beklentilerimizi yükseltecek derecede anlam yüklediğimizde hayatımızdaki rolü ne olursa olsun, ister flörtümüz olsun, ister arkadaşımız olsun, hiç fark etmiyor, ailemiz, akrabamız, yüklediğimiz anlam kadar aslında sınırlarımıza dahil ediyoruz kişiyi, hayatımıza dahil ediyoruz. Bu durumda da sınırları koruyup korumama durumuna göre kendimizi değerli ya da değersiz hissediyoruz. Karşı tarafa net bir şekilde şunları istiyorum, şunları istemiyorum, benim kişisel özelliklerim, kişisel alanım şu şekilde, bu alana girmene izin vermiyorum, bu alanı ihlal edersen eğer benim saygım, senin saygın arasında, bana olan ya da benim sana olan saygım arasında bir çatışma yaşanmış olur. Bu aramızdaki ilişki için normal bir durum değil şeklinde yapmış olduğunuz açıklama burada önemli bir noktadır. Evet, kısaca sınırlarımızı korumak önemli. Sınırlarımızı korumaktan kastımız kişilik özelliklerimize müdahale, konfor alanımıza müdahale durumundan bahsediyorum. Karşı tarafın da sınırları vardır, bizim de sınırlarımız vardır. O yüzden öncelik olarak kendimizin değerli ve biricik olduğu, sınırlarımızın biricik olduğu noktası, karşı tarafın değerli ve biricik olduğu, onun kişilik özelliklerinin, onun sınırlarının da değerli ve biricik olduğu noktasını düşünmek gerekiyor. Evet, randevu ya da bilgi almak isterseniz zaten iletişim numaralarımız mevcut. Sorularınız olursa yine YouTube yorumlar kısmından ya da sosyal medya üzerinden mesaj kısmından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum.